Okulumuz öğrencilerine değer katmayı önemli buluyoruz. Bu değerlerden birisi de doğayı koruma. Bu yüzden ileri dönüşümle ilgili bir proje hazırladık. Toplu atıkların ve bilinçsiz tüketimin hız arttığı günümüzde doğayı nasıl korumamız gerektiği önemli bir sorundur. Bu sorun karşısında öğrencilerimizle duyarlı davranarak neler yapabileceğimiz konusunda beyin fırtınası gerçekleştirdik. Atık sandığımız aslında değerlendirilebilir ürünlerin çöpe atılmamasına odaklandık. Öğrencilerimize gerek görsel sanatlar dersinde, gerekse boş zamanlarda bir hobi ve aynı zamanda çevre hareketi olacak şekilde ileri dönüşüm projesi gerçekleştirmeyi düşündük. İleri dönüşümle doğada sanat projesi kapsamında geri dönüştürülebilir atık malzemeleri bir araya getirerek nesli tükenmekte olan balina, deniz kaplumbağası, deniz canlıları, flamingo ve ülkemizde yaşayan farklı kelebek türleri gibi canlı türlerini model alarak sanatsal ürünler ortaya koymaya çalıştık. Yaklaşık 300 öğrencimizi bu projeye dahil ettik. Öncelikle bu süreçte öğrencilerimize çevre kirliliği, küresel ısınma, kaçak avlanma ve bunların sonucunda neler olabileceği hakkında çeşitli sunumlar yaptık. Akabinde öğrencilerimizi gruplara ayırarak hangi canlı türlerini model alacağımızı belirledik. Belirlediğimiz canlı türlerinde kullanılacak atık malzemeler ve yardımcı malzemeleri de belirleyerek atölye ortamında modelleri oluşturmaya başladık. Öğrencilerimizle birlikte çevremizden bulduğumuz kullanılmış karton, kağıt, yumurta kolisi gibi atıkları atölyemize taşıdık. Hamur yoğurma makinesinde önceden getirdiğimiz karton ve kağıtlarımızı teknemize bir gün suda beklettikten sonra karton ve kağıtları küçük parçalar haline getirdik. Eldiven kullanarak teknenin içine belli miktar tutkal ekleyerek hamur kıvamına gelene kadar yoğurmaya başladık. Hamurumuzu kurumaması için poşetlere koyduk. Önceden planladığımız flamingo, balina, deniz kaplumbağası ve kelebek modellerini yapmaya başladık. İstediğimiz tasarımların şekillerini oluşturduktan sonra kurumaya bıraktık. Kuruyan modellerimiz sulu boyayla boyandıktan sonra parlak görünüm sağlamak için koruyucu vernik attık. Bu projelerimizin amacı geri dönüştürülebilir atık malzemelerden nesli tükenmekte olan canlılara dikkat çekerek toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflemekti. Bu sebepten dolayı yaptığımız bütün ürünleri okulumuz yıl sonu sergisine dahil ederek toplumla karşı karşıya getirdik. Ardından Tavşanlı Belediyesi Çevre Günü etkinliklerine katılıp yaptığımız ürünleri sergileyerek insanların çalışmalarımızı görmesini hedefledik.